Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Biliyorsunuz her hafta bir konu ve konukla karşınızda oluyoruz. Bugün yine değerli bir konuğumuz var. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Avşin Yılmaz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağlık, sıhhat? Çok iyiyim, çok şükür. Maşallah, maşallah. Tabii bu Covid'den kaynaklanan hepimizin ciddi endişeleri var ve dünyada bere olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde biliyorsunuz bu Omikron varyantı da tekrar gündeme geldi. Bu konuda işte maske, mesafe ve hijyeni tekrar hatırlatmak istiyoruz. Siz de bu konuda bir şeyler söylemek isterseniz, özellikle yurttaşların bu aşı konusundaki ilgisini biraz toparlayalım isterseniz. Evet. Gerçekten çok farklı bir dönemdeyiz. Çok farklı bir şey yaşıyoruz tüm dünyayla birlikte. Bu virüs, Covid dünyada ortaya çıktı birden ve tüm dünyayı etkiledi. Türkiye de bundan payını aldı. Burada ülkemizin dinamizmi, hareketliliği ve adapte olma gücü birçok ülkeden, birçok toplumdan daha fazla. Hem aşılama konusunda hem de tedavi konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Biz de buna alıştık. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine alıştık. İnşallah bu süreçte yakın zamanda TÜRKOVAK aşımız da ortaya üretildi. Vatandaşlarımızı bu tedbirlere, bu kurallara uymaya davet ediyorum. Bu illeti aşacağız hep beraber inşallah. İnşallah. Evet, sayın seyirciler, şimdi isterseniz biraz başkanımızı tanıyalım. Biraz bu konuda aslında eğitim hayatınız, iş deneyimleriniz ve hobilerinizde Atsız Avşin Yılmaz kimdir? Evet. Atsız Avşin Yılmaz, 46 yaşındayım. Mersin'de Toroslar'da Ataç İlkokulu, sonra İç Anadolu Lisesi, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ondan sonra da GYT'ye, yani Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans MBA ile eğitim hayatımı tamamladım. Gerçi her gün bir öğrenme, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bizim dinamik tutan şey sürekli öğrenmek, merak etmek. Uzun yıllar avukatlık yaptım. Türkiye'nin kurumsal şirketlerinde sözleşme ve uluslararası ticaret hukuku alanında 2017 yılında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak görev yaptım. Ondan sonra da 2019 seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı olarak seçildim. O günden bugüne de vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Evet. Peki siyasete ilginiz nasıl başladı? Şöyle, babam kendisini toplumcu olarak ifade eder. Biz hep aslında aile olarak siyasete, toplumdaki konulara, ihtiyaçlarına, dünyada olan bitene duyarlı bir aile. Öyle bir ortamda büyüdüm. Eskiden tabii böyle şu anki iletişim imkanları yoktu. Evet. İnsanlar akşamları ev oturmalarına gider, ne olacak bu memleketin hali diye sohbet ederlerdi. Çok küçük yaşlardan itibaren babam beni de götürürdü yanında. Bundan çok istifade ettim gerçekten. Ondan sonra da hem üniversite çağımda hem sonrasında yine efendim ülkemizi, dünyayı izleme, anlama, yorumlama hep ilgimi çekti. Ondan sonra da nasip oldu belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etmek, şehrimize hizmet etmek. Tabii gerçekten toplumumuz siyasete ilgili. Dikkat ederseniz hem Avrupa'da, Amerika'da, birçok ülkede hem siyasete ilgi hem de seçimlere katılım oranı Türkiye'den çok daha düşüktür. Evet. Toplumumuz, insanımız kahvede, evde, her yerde bu konuları konuşurlar, kafa yorarlar, anlamaya çalışırlar, birbirlerinden fikir alışverişi yaparlar. Biz de bu toplumun bir ferdi olarak sokakta insanların arasında yaşayan, yaşamaya devam eden biri olarak en baştan itibaren bu konulara ilgi duyduk, anlamaya çalıştık ve bunun da çok faydasını gördüm açıkçası. Yine bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Başarılar diliyoruz. Başkanım, şimdi yaklaşık 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra 2,5 yılda aşkın bir süre oldu. Evet. Değil mi? Aşık 3 yıla doğru koşuyoruz. Bu süre içerisinde tabii ben basından da izliyorum sizi. Çok farklı alanlarda hizmetler sundunuz. Bunları bir detaylı bir anlatır mısınız? Toroslar ilçesi tabii 310 bin civarında nüfusu olan bir ilçemiz, önemli bir ilçemiz Mersin merkezde. Ayrıca sizin 1000'e yakın personeliniz var. Çok sayıda şirket tedarikçi olarak çalışıyor. Memurlarınız var, işçileriniz var, sözleşmeli personeliniz var.
ve 345 milyon da bütçeniz var. Bütün bu kaynakları kullanırken Toroslar ilçesinde vatandaşlar için neler yaptınız bu 3 yıl içerisinde? Evet. Şöyle, Toroslar'da biliyorsunuz benden önce kıymetli Hamit Türe Başkanımız Toroslar'da belediye başkanıydı. Çok başarılı hizmetler yaptı. Torosları bir yerden aldı, bir yere getirdi. Ondan sonra da bize görev yapmak nasip oldu. Toroslar son derece dinamik, üretimin efendim çok olduğu merkezdeki en kalabalık ilçemiz. Efendim Mersin'deki 6 yaylamızın 5'i Toroslar'da. Bölgemizde yayla kültürü de çok gelişmiştir. Evet. Hatta yazları nüfusumuz 400 bin üzerine çıkıyor, 450 bini buluyor. Bu bizim tabii hizmetlerimizi de etkiliyor. Son dönemde Covid'in ortaya çıkmasından sonra daha da çok arttı, ilgi de arttı. Mesela bu yaz oldukça yoğun geçti yaylalarımızda hareketlilik. Bu da bizi memnun ediyor, ilginin artması memnun ediyor. Yine sıfırdan 2500 metreye çıkan bir coğrafyamız var. Zeytinden şeftaliye, kiraza, elmaya kadar çok değişik tarım ürünleri üretiliyor. Köylümüz çalışkandır bölgemizde. Yani üretken bir ilçemiz. Arpa Çağınayak bölgemizde yine lojistik tesislerimiz var. Limanla bağlantılı çalışan tesislerimiz var. Orası da ayrı bir dinamizm katıyor bölgemize. Biz de görevi devraldıktan sonra süreçlerimizi iyileştirme noktasında çalışmalar yaptık. Çok ciddi miktarda asfalt, yol, parke çalışması yaptık. Yaklaşık 83 bin ton asfalt yapmışız, yol yapmışız. Yine 500 bine yakın, 500 bin metrekareye yakın parke çalışması yaptık. Ciddi oranda bu problemlerimizi, sıkıntılarımızı çözdük. İyi ki de çözdük. Çok şükür, biliyorsunuz dünya bir sıkıntıdan geçiyor şu anda COVID bağlantılı olarak. Bu döneme yol vesaire sıkıntılarını çözmüş olarak girmek de bizi güçlü kılıyor. Yine sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızın her derdi, her sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Yani bunu ben hep söylüyorum. Şimdi yine söylemeye devam ediyorum. Bir ailedeki anne, baba, çocuk, bebek, efendim dede, nene, kim varsa herkesin her derdi, her sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Biz de bu yönde çalışmalar yaptık. Özellikle 17 günlük kapanma döneminde özgüvenle ortaya çıktık. Hatta bizzat ben söyledim, bir video yayınladık. Dedik ki her türlü derdinizde, sıkıntınızda bizi arayın dedik. Gönül Bağı projemizi başlattık. Nedir Gönül Bağı projesi? Belli masalarımız var. O bahsettiğim aile fertlerinin her birinin, efendim büyüklerimiz, engellilerimiz, tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözecek istasyonlarımız var. Orada uzman arkadaşlarımız var. O sıkıntıları anlayıp, algılayıp çözüm götürüyoruz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde. Burada evde sağlık hizmetlerinden engelli hizmetlerine, esnaf dayanışma istasyonumuza, yine tarım destek birimimize kadar, kadın danışma merkezimize kadar tüm birimlerimiz çalıştılar. Çok ciddi olumlu yönde vatandaşlarımızdan geri dönüşler de aldık. Ve 17 günlük kapanma döneminden sonra bu projemizi devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bu hem toplumumuzdaki her grubu anlama, algılama ve veri oluşturma, hem de ihtiyaçlarını giderme noktasında bize çok katkı sağladı. Bu çalışmalarımıza inşallah aynı hızla, aynı şekilde, heyecanla devam edeceğiz. Buradan bu çalışmalara katılan hem altyapı noktasında hem de sosyal belediyecilik noktasında emek harcayan, ter akıtan tüm çalışma arkadaşlarıma da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu aslında bir nevi programımız, bir yılın da değerlendirilmesi anlamında. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten biz son derece hareketli, dinamik bir toplumuz. Belediyemiz de genç. Müdür arkadaşlarımız genç, dinamik arkadaşlar. Mesai kavramı yoktur bizde. Bir iş yapılacaksa o iş gidilecektir, yapılacaktır. O anlayışla çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin heyecanını taşıyoruz. Kendimizi gerçekleştirmenin, efendim, bir vatandaşımızdan teşekkür almak, bir problemi çözmek bizi mutlu ediyor, tatmin ediyor. Güzel. Zaten bu işin de aslında en güzel tarafı bu. Mükafat o, değil mi? Tabii. Takdir tabii. Edilmek. Evet. Kesinlikle o. Başkanım, şimdi biz bir ara Mersin'in tarım master planı hazırlamıştık. Ben 40 yıldır Mersin'de yaşıyorum.
Diyarbakır doğumlu Mersinliyim diyorum. Çünkü biliyorsunuz sonuçta geldiğiniz köklerinizi de ifade etmeniz tabii lazım. Yaşadığımız yerde burası. Şimdi Mersin'in o bahsetmiş olduğu deniz seviyesinden işte 2500 metre kadar çıkan rakımında dünyada belki üretilen şeylerin tamamına yakını üretiliyor. Yani çok enteresan bir coğrafya. Siz mesela tarımla ilgili böyle bir biriminiz var. Neler yapıyor o tarımla ilgili bölüm? Tarım danışma birimimiz, vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeler. Bir mutat ziyaretler yapıyorlar, bilgilendirme yapıyorlar. Tarım İl Müdürlüğümüzle ve ilgili diğer idari bilimlerle tabii bağlantı halindeler. Hem danışmanlık hizmeti veriyorlar. Ne yapalım, nasıl yapalım? Mesela bir Akdeniz sineği meselesi var. Bu konudaki stratejiler nedir, yenilikler nedir, nasıl çözülür, ne yapmalı köylümüz? Hem de devletimizin çiftçimize, köylümüze verdiği destekler, güncel bilgileri paylaşıyorlar. Aslında toplumdaki her grupla sürekli açık bir iletişim kanalı olması lazım. İletişimin gücüne inanıyoruz biz. Bu şekilde hem geziyorlar, davet ediyor köylümüz, çiftçimiz. Arkadaşlarımız da gidiyorlar, anlıyorlar, algılıyorlar. Bizim yapacağımız bir şeyse biz çözüyoruz. Yapamayacağımız bir şeyse, bizi aşan bir şeyse de çözecek olan birimlere yönlendiriyoruz ve bunun takibini sağlıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Demin de söyledim, bizim hakikaten ciddi bir üretim var. Sizin de söylediğiniz gibi belli ürünlerde Türkiye'de çok ön sıralarda. Altı mesela üründe limon, mesela. Muz, evet. Gerçekten çilek. Öyle. Evet. Ve kaliteli ürün üretiyoruz. Evet. Toroslar köylüsü, Toroslar insanı. Bu da bizim için gurur. Şu dünyanın bu sıkıntılar yaşadığı dönemde üreten daha güçlü. Kesinlikle. Ve daha da güçlü olacak kesinlikle. Tamam. Yani ne kadar üretiyorsanız o kadar gücünüz var. Çok güzel bir slogan bu aslında. Evet. Tabii öyle. İş oraya kayıyor aslında. Hı. Yani şu yaşadığımız son 15-20 yıllık dönemde üretim de batıdan doğuya kaydı belli sebeplerle. Doğru. Önce maliyetler düşük olduğu için tercih edildi, evet, küresel şirketler tarafından. Çin'e gidiyorlardı. Ama üretim, mesela ben demir çelik sektöründe çalıştım uzun süre. Demir çelik sektöründe de böyle bir kayma oldu. Ama kim üretiyorsa o gücü elinde tutuyor. Bugün Çin'in geldiği nokta aslında geldiği noktanın asıl sebebi budur. Üretim gücü. Tabii, üretim gücü. Biz de elimizden geldiğince mal ve hizmet üretmeliyiz. İnsanımızı buna yönlendirmeliyiz. Devletimizin her konuda aslında teşvikleri var. Tarım mı yapıyorsunuz? Teşvikleri, hayvancılık mı yapıyorsunuz? Teşvikler, destekler, hatta hibeler var. Yine herhangi bir iş kuracaksanız yine o var. Sadece girişimciliği daha çok teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmemiz gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Belki öyle bir çalışmamız var. Gençlerimizle melek yatırımcıları bir araya getirmek, yeni fikirlerin uygulanması, üretimlerin yapılması. Çok basit görünen ama süreçleri iyileştiren, yeni mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlayan projeler bunlar. Bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü süreç çağ öyle bir çağ. Üretimin arttırılması, mal ve hizmet, üretilen ürünlerin kalitesinin arttırılması. Katma değerli üretimin arttırılması. Tabii. Bölgemizde az önce bahsettiğimiz ciddi miktarda tarım üretimi var. Bu üretimin üretilen ürünlerin ara mamul ve mamul haline getirileceği tesislerin kurulması, bunların pazarlanması ayrı bir şey. O konuda da çalışmalarımız. Başkanım, var. Orada ben araya girmek istiyorum ben. Bir tanesi sizin bölgede bu anlamda üreticinin ürettiği ürünleri pazarlama konusunda yardımcı olacak bir kooperatif var mıdır? Ya da sizin belediye olarak böyle bir hedefiniz var mıdır 2022 yılı için? Böyle bir çalışmamız var. Yerimizi ayarladık, hazırladık. İnşallah köylümüzün, çiftçimizin ürettiği ürünlerin daha verimli şekilde pazarlanmasını sağlanması. Tabii. Geçen hafta Kıbrıs'a bir programımız oldu. Orada da bu konuşuldu. Aslında bu hep konuşuluyor şu anda. Biraz böyle ekonomik sıkıntılar olunca daha çok konuşuluyor. Tabii. Yani köylü 1 liraya satıyor şikayetçi. Pazarda 5 lira vatandaş da şikayetçi. Arada 20-30 kilometre var. Bu makasın azalmasını sağlamak için çalışmalarımız var. Burada hem köylümüzün ürünü daha iyi değerlendirmesi hem de vatandaşın daha ucuz, daha iyi ürüne daha kolay ulaşması noktasında çalışmamız var. Evet. Yine torteklerimiz var. Şu anda hatta
fuar alanındalar. Çok değişik ürünler üretiyor hanımefendiler. Yani bölgemizde eğitim verdiğimiz, mesleki eğitim verdiğimiz üretiyorlar ve bunu satıyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. Ev ekonomisine de bu şekilde katkıda bulunmuş oluyorlar. Bir şey üretmiş oluyorlar. Bu da çok değerli. Bazen hatta ben onlardan biz de tedarik ediyoruz ve hediye olarak takdim ettiğimizde böyle çok son derece profesyonel bir hanımefendi, bir ev hanımı bizim Tortek kurslarımıza gelmiş. Yeni bir şey yapmayı öğrenmiş. Bunun malzemesini tedarik etmiş ve ortaya güzel bir şey koymuş. El emeği, göz nuru. Biz de onları mümkün olduğunca hediye olarak kullanıyoruz ki onlara destek olalım. O şekilde bu da bize gurur veriyor. Buradan kendilerine de sevgiler, saygılar sunuyorum. Kadınlar baş tacı. Gerçekten onları korumak, kollamak, desteklemek lazım. Ben de o açıdan bu girişimimizi çok saygıdeğer buluyorum. Başkanım, Avrupa Birliği projeleri konusunda Toroslar Belediye'miz muhteşem başarılara imza attı. Tamam. Siz Avrupa Birliği projelerine nasıl bakıyorsunuz? Orada biliyorsunuz hem bir finansman kaynağı sağlama şansı var, hibe ya da kredi gibi. Ayrıca bir proje kültürü oluştu. Şu an nasıl gidiyor? Mesela bu anlatmış olduğunuz girişimcilikle ilgili projeler oluşturulabilir, kooperatifleşme için oluşturulabilir. Avrupa Birliği böyle ciddi fırsatlar sunuyor. Bu konuda ne durumdayız? Şöyle, şimdi Avrupa Birliği projelerinde Toroslar Belediyesi hakikaten çok önde. Çok fazla proje gerçekleştirildi. Yine gerçekleştirmeye devam edecek. Tabii şu Covid şartlarında biraz sekteye uğradı. Evet. Ve Avrupa'da değişik sıkıntılar yaşıyor. Kendi içerisinde de dışında da değişik sıkıntılar yaşıyor. Biz de ülkemizi temsilen Avrupa Konseyi'ne gidiyorum. Strasbourg'a gidiyoruz. Brüksel'e gidiyoruz. Orada görüyoruz, anlıyoruz. Son Strasbourg seyahatimizde ülkemizi temsil eden gittik heyet olarak. Oradaki konulardan bir tanesi bütçe meselesiydi. Yani bir takım sıkıntılar yaşıyor. Avrupa özellikle genç iş gücü sıkıntısı var. Süreçlerde biraz bürokrasi sıkıntısı var. İngiltere biliyorsunuz Brexit'le Avrupa Birliği'nden dışına çıktı. Almanya, Fransa arasında bir takım şeyler var. Şu son 1-2 sene içerisinde Avrupa Birliği projeleri biraz daha yavaşladı. Ama biz bunları takip ediyoruz. Projeler birimimiz var. Bir takım projeler hazırladık. Hatta başvurduk. Bunlardan bir tanesi Teknotoroslar projemiz. Teknotoroslar projemizde Sayın Cumhurbaşkanımızdan elinden de bir ödül aldık biliyorsunuz. Evet. Orada da hem teknolojiyle gençlerimizi, çocuklarımızı buluşturmak hem de eğitimini de sağlamak, gençlerin eğleneceği, öğreneceği bir ortam. Onu da şeyle beraber, ödülle beraber 500 bin liralık bir destek sözü de aldık. Onu da inşallah yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. İnşallah. Bu tür projeler önemli. Sürekli gözümüz ufuk çizgisinde olması lazım. Yine 2-3 gün önce ilçemizdeki bir bilim şenliğine katıldık. Orada da gençlerimiz kendileri, onlar böyle daha evdeki imkanlarla yeni bir fikir ve o fikri gösterdikleri ürünler üretmişler. Çok kıymetli, çok değerli. Bizim aslında ülke olarak, Türkiye olarak en önemli gücümüz, en önemli değerimiz genç, dinamik nüfusumuz. Bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah. Evet, inşallah. Başkanım, şimdi bu konuşmalar sırasında en çok benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Bu işsiz gençlere dönük girişimcilik projesi ya da işte kadınların üretimi teşvik etmesi. Şimdi bölgede ciddi bir sorun var. Çukurova bölgesinde. TR62 diye adlandırılıyor biliyorsunuz. Çukurova Kalkınma Ajansı Hinterland'ında. Türkiye ortalamasındaki işsizliğin üzerinde 2-3 puan üzerinde bir işsizlik var. Bu tabii ciddi bir problem. Dolayısıyla belki de yerel yönetimlerin tek başına alttan kalkacağı bir sorun değil bu. Mutlaka hükümetin de yardımcı olması lazım ama bu gençlere, kadınlara ya da işte daha ileri yaşta olan işsizlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani size de mesela çok yoğun insan başvuruyor mu bizi işe alın diye? Muhtemelen en büyük sorunların bir tanesi budur. Çok bu konuda belki çok aslında bütün büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz bir araya gelip ortaklaşa bir çözüm, kaynakların daha efektif kullanılması, doğru projelere yönelmek gibi bir takım çalışmalar var mı acaba? Var. Biz de buna çok kafa yoruyoruz. Gerçekten tabii toplumun bugün yaptığınız şey 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra sonuç veriyor. Tabii. Ya o planlama ve o planlamaya göre hareket etme önemli. Bana göre bölgemizdeki, ülkemizdeki en önemli problemlerden biri gençlerin doğru yönlendirilmesi.
doğru şekilde yeteneklerine göre, bilgilerine çok göre, doğru, kapasitelerine göre yönlendirilmesi. Tabii hedefler büyük olacak. Ama bu arada da tüm hizmetlerin doğru şekilde, doğru kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Şu anda herkes hemfikirdir ki bunu hem Ticaret Odası Başkanımızla, OSB Başkanımızla efendim sürekli konuşuyoruz. Ara eleman sıkıntımız var malumunuz. Evet. Niye öyle? Çünkü daha önce biz ahilik geleneğinden geliyoruz. İşte usta, çırak, kalfa, kalfa usta. Böyle bir zincir vardır. Arada bir saygı vardır, sevgi vardır. Bu zincir maalesef kırılıyor. Usta yetiştirmekte zorlanıyoruz. Kalifiye eleman yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bir taraftan işletmeler kalifiye işi yapan çalışanlar arıyorlar. Bir taraftan da gençlerimiz iş arıyorlar. Bunları buluşturmak üzere bir kariyer merkezi kurduk. Bu kariyer merkezimizde işverenlerimizin taleplerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın da taleplerini alıyoruz. Bunları mümkün olduğunca birleştirmeye çalışıyoruz. Ama aslında dünya öyle bir şeyden geçiyor ki paradigmalar değişiyor. Yani diploma değil, bu yıllar önce diploma değil, yetkinlik aslında ortaya çıkıyor. İşveren olduğunuz zaman işiniz yapılacak en kısa sürede doğru şekilde yapılması için yetkin, o konuda tecrübeli ya da öğrenmeye açık insanlara ihtiyaç var. Ama biraz böyle statü, diploma üzerinden beklentiler de biraz yüksek oluyor. Burada önemli olan, ben hep arkadaşlarıma söylüyorum, dün bir grup genç kardeşimle sohbet ediyorduk. Bir insanın, özellikle hayata yeni başlayan, mesleğe yeni başlayan insanın bir konuda uzmanlaşmak için çaba göstermesi lazım. Bir işi, en az bir işi iyi yapması lazım. Eskiden bu sahada yapılıyordu, değişik şekillerde yapıyordu. Şimdi Covid'le artık dünya dijitalleşiyor. Yani bir laptopunuz varsa çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Efendim, girişimci olabiliyorsunuz. Ya da bir konuda daha yetkin olduğunuz zaman aslında iş bulmak çok da kolay, çok da zor olmuyor. Ama önemli olan sürekli merak etmek, öğrenmek ve bu öğrendiklerinizi tatbik etmek. Ben de hayatımın mesleğe başlamadan önce böyle bir işsiz dönemim oldu. Biliyorum o psikoloji, o sıkıntıları biliyorum. O zaman böyle şey de olurduk yani. Gazetede bir ilan gördük. İşte fotokopi çekmekte tecrübeli eleman. O bile önemli bir iş. Onu bile öğrenmek önemli bir şey. Artık hayat hızlı ilerliyor. Zaman yok. Kimsenin zamanı yok. Hızlı şekilde işlerin çözülmesi gerekiyor. İşletmeler de mümkün olduğunca bu işleri efendim belli işlerde uzmanlaşmış elemanlar arıyorlar. O açıdan bir ara eleman yetiştirme projemiz var. Evet. Hem OSB ile hem Ticaret Odası'yla bir çalışmamız var. Belli meslek, mesela belli, şimdi söylemeyeyim de şey olmasın. Belli mesleklerde de mesela çok büyük ihtiyaç var. İşverenler bulamıyorlar. Çünkü evet, önemli. Evet. Bunları yetiştirmek. Başkanım, söyleniyor onları. Yani en azından insanların ilgisini çeker. Ya şöyle, mesela grafiker. Evet. Sizin sektörünüzle de ilgili, evet, bir şey. Evet. Şimdi efendim, grafik mezunuyum ama grafik yapamıyorum. Yapacaksın. Öğreneceksin. Sadece okulda öğretilen de değil. Yani ben de mesleğe başlarken hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir kitapta yazan var. Bir de fiili durum var. Evet. Fiili durumu efendim staj, zaten stajda bu ortaya çıkıyor. Bunu anlamadan, algılamadan, fiili durumu anlamadan, algılamadan hayatta başarılı olmak mümkün değil. Kitabi bilgiyle bu mümkün değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Harvard Üniversitesi'nden hocaları bir model oluşturdular. Mesela online olarak belli konularda o modülü alıyorsunuz, onu öğreniyorsunuz, sınava giriyorsunuz, uygulama yapıyorsunuz. Şu anda İçer TV'ye grafiker lazım mesela. Ama işte grafik mezunuyum ama grafik yapamıyorum. Yapman gerekiyor ki belli özellikle sektörlerde yetkin, hızlı, çabuk ve başarılı, kaliteli iş yapan insanlara her yerde ihtiyaç var. Kesinlikle. Yeter ki biz bir konuda uzmanlaşalım, bir şeyi öğrenelim, anlamaya çalışalım. Bir de tabii şöyle bir algı var. Çağ da değişiyor. Efendim, devletin istihdam sağlamak tabii önemli ama aslında özel sektörde yer bulmak, özel sektörde bir meslekte ilerlemek çok daha kıymetli, çok daha önemli.
masa başında oturup maaş almak yerine bir belli konularda uzmanlaşıp daha da yükselmek, daha da üretmek, hatta mümkünse kendi işini kurmak, uzmanlaştığınız konuda önemli. Gençlerimizi bu yönde yetiştirmek ve ara eleman yetiştirmek önemli. Şu anda tarım işçisi bile belli kıymetli yerlerde bulmak mümkün olmuyor. Çoban bile kıymetli. Hatta bir ara çobanla ilgili bir şey açılacaktır. Tabii öyle. Yani. Başkanım, şimdi bu vurguladığınız şeyde özellikle ben bir katkı sağlamak istiyorum. Staj çok önemli değil mi? Mesela aslında çoğu zaman gerek lise düzeyinde gerekse üniversite düzeyinde gençler geliyor. Benim de kendime ait işte 3 tane şirketim var. Çoğu zaman da kapımı açık tutuyorum onlara. Geliyor ama mesela hep böyle işi naylon staj yapma düşüncesiyle geliyor. Aslında staj o işin pratiğini öğrenmek için ne kadar önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Bir de şimdi stajyerin şey nedir? Sorumluluğu yok. Öğrenecek kişi, işi yapacak kişi. Ben avukatlık stajı yaptım. Hı hı. Avukatlık stajında 6 ay şeyde mahkemelerde, savcılıkta staj yapılır. 6 ayda ofiste avukatın yanında yapılır. O zaman mesela her gün Allah selamet versin, emekli oldu şimdi. Çok kıymetli bir savcımızın yanında staj yapıyordum. Her gün o gelmeden önce gidip oturup dosyaları inceliyordum. Ondan sonra da o gelip inceleyip bakıyordu. Onun değerlendirmelerine bakıyordum. Yani bir fiili durum var. Evet. Bir kitabı bilgi var. Hele bu çağda sürekli değişiyor. Her gün yeni bir şey oluyor. Yeni bir gelişme oluyor. Efendim yeni bir bilgi üretiliyor. Dünyanın bir yerinde o alanla ilgili. Onu anlayıp algılayıp uygulamak. Hele hele özellikle belli bir noktaya geldikten sonra bunu analiz edebilir duruma gelmek çok önemli. Kısa sürede hızlı, çabuk ve doğru işi yapmak, ki kalite yönetim sistemlerinin de asıl amacı aslında budur. Standartları koyup, kuralları koyup, çerçeveyi çizip bir seferde en iyisini, doğru, en doğrusunu, en kalitesini yapmak hedeftir. Artık zamana efendim bir işi zamana yaymak, efendim belli masalardan geçirip bitirmek yerine mümkün olduğunca az kişiyle doğru şekilde işi yapmak çok önemli. Biz de onu da söyleyeyim, çevik belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Hı hı. Dünyada iki tane belediye var, Hollanda'da bunu benimseyen, bir de Toroslar Belediye'miz var. Burada da aslında amaç budur. Yani kişileri, mesela Halkla İlişkiler Müdürü, bu iş nasıldı daha önce? Bir evrak var, bu ona gidecek, oradan oraya gidecek, oradan oraya gidecek. Bürokrasi. Onun yerine biz çevik takımlar kuruyoruz, bir projeyle ilgili. Özellikle çalışanlarımızın, arkadaşlarımızın, müdürlerimizin yeteneklerine, bilgilerine, tecrübelerine göre takımlar kuruyoruz. Mesela burada zaman zaman bir title olmayan, bir ünvanı olmayan işçi arkadaşlarımız da yer alıyorlar. Öğreniyorlar çünkü. Bu şekilde verimli sonuç almak mümkün. Çünkü tüm süreçleri formalize etmek, kurallara bağlamak ve bunu tek tek uygulamak bu çağda çok mümkün değil. Doğru. Hızlı sonuç almak zorundayız. Bunun aslında anahtarı da burada yatıyor. Evet. Peki personelde düzenli olarak eğitim aldırma şansınız oluyor mu? Kişisel gelişim ve mesleki eğitim konusunda. Tabii birçok eğitim verdik personelimize ve vermeye devam ediyoruz. Personelimiz bizim için kıymetli, değerli. Biliyorsunuz bu o da basına yansıdı. Hatta asgari ücret düzenlemesinden önce biz en düşük işçi maaşını 3400 liraya çıkarmıştık. Personelimizin mutlu olması, efendim tatmin olması önemli ama karşılığında istiyoruz. Verimli, dolu dolu bir çalışma istiyoruz. Hizmet içi eğitimlerimiz hem içeriden hem dışarıdan birçok eğitim verdik. Çevik belediyecilikle ilgili birçok eğitim verdik. Çok kıymetli akademisyenlerimizle, hocalarımızla çalışıyoruz. Buna ben bilgi önemli, akademik bilgi önemli, pratik bilgi en az onun kadar önemli. Saha bilgisi onun kadar önemli. Hı hı. Aslında çağımızdaki en önemli problemlerden bir tanesi sağlıklı, güncel, doğru veri. Evet. Bugünün verisi. Şu kaç tane, şundan kaç tane var? 10, 15. 10 mu 15 mi? Çok şey değiştirir. Peki siz tam bunu söylemişken yerinde ben bir soru sorayım size. Buyurun. Bu TÜİK'in verileri konusunda ne diyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz sonuçta hepimiz kamu kuruluşlarımızın doğru bilgi verme sorumluluğu var. Mesela biz TÜİK'ten bilgi isterken hepimiz vatandaş olarak, yatırımcı olarak, iş adamı olarak, iş kadın olarak ne istiyoruz? Diyoruz ki ya bana doğru bilgi ver ki ben önümü göreyim, ona göre yatırımı yapayım ya da ona göre bir yorum yapayım. Kesinlikle. Dolayısıyla yani TÜİK'in belki sepetinde bir hata vardır o enflasyon hesaplama hesabında. Onun bir düzenlemesi lazım. Yani gerçeğe uygun olması lazım. Çünkü bu toplumu çok rahatsız etti.
Artı Avrupa'dan, Amerika'dan gelecek olan yatırımcılar da bu sefer o kaynağa güvenmeyecekler. Onun için gerçekten TÜİK'in bu konuda biraz kendini toparlayıp daha gerçekçi bilgiler vermesi lazım. Varsa evet, bir hata. Evet. Tabii hata varsa düzeltmek lazım. Yani hata insana mahsus. Ama biraz daha böyle siyasi bir konuymuş gibi hem o yok, olumlu yönde hem olumsuz yönde telafi bir değerlendirme yani. Oldu. Evet, kesinlikle tabii. Öyle tabii yani. Doğru bilgi çok önemli. Çünkü mesela bugün bir Amerikalı ya da Avrupalı yani çağdaş ülkeden gelecek bir insan diyelim ki Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Ne yapacak? Diyecek ki ya ben kardeşim atıyorum mobilya üreteceğim. O mobilya mesela Türkiye'de kaç tane şirket var? Ne kadar üretim yapılıyor? Girdi maliyetleri nedir? Pazar nasıl oluşuyor? Rekabet koşulları nedir? Finans nasıl oluyor? Bir sürü onlarca soru var tabii, biliyorsun tabii, zaten. Tabii, tabii. O bilgiler doğru ulaşmazsa zaten o fizibilite yapmadan girmiyor yatırıma. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Birçok grubun ya uluslararası grubun aslında Türkiye'ye girmiş olması, Türkiye'de faaliyet gösteriyor olması bu açıdan da önemli. Gerçekçi bir gösterge aslında. Yine Türkiye'nin çok aslında hem özel sektörün hem devletimizin çok dinamik, güçlü olduğu, tabii, dinamik olduğu şu süreçte gerçekten bir kez daha anlaşıldı ki ekonomistler değerlendirme yapıyorlar. Türkiye'de olan biten başka bir ülkede biz biraz daha şeyiz, şerbetliyiz. Daha krizlere dayanıklıyız. Tabii güçlüyüz. Kesinlikle. İnşallah bu evet, süreçten de Türkiye'nin ben daha güçlü şekilde çıkacağını canı gönderiyorum. Çünkü şimdi önce bu konu işte enflasyon, başka TÜİK deyince başka konular işte Türkiye'ye hasmış gibi, Türkiye ile ilgili bir şeymiş gibi sadece bir algılandı ama işte biz takip ediyoruz. Amerika'da TEFE TÜFE oranları son 30 yılın son 40 evet, yılın en yükseğine dayandı. 9'lara falan çıktı. Ki sistem yani, ki Batı medeniyeti biraz daha dünyayı sadece kendi ülkelerinin imkanlarından değil, dünyanın değişik yerlerindeki ülkelerin imkanlarından da faydalanır. Mesela Fransa o gariban Afrika ülkelerinden her yıl koloni vergisi alıyor. Tabii. Yani girdileri, gelirleri çok daha fazla olmasına tabii, rağmen daha böyle refah seviyesi yüksek ve kırılgan olduğundan daha çabalamak efendim noktasında hem de iş gücü noktasında sıkıntıları olduğundan daha kırılganlar. Türkiye evet, bu açıdan daha güçlü bir ülke. Şu süreçte aslında bunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Tabii. Aslında tabii Avrupa'da bir genç nüfus problemi var biliyorsunuz. Nüfus tabii, yaşlandı. Dolayısıyla aslında Türkiye'de biz birazcık daha bu gençlerimizin eğitimlerini ve kalifikasyonlarını arttırabilsek aslında Avrupa'da da ciddi bir iş gücü pazarı var. Kesinlikle öyle. Ülkemizde de aslında bu şey var. Ben şuna inanıyorum. Yani işte yurt dışına gitmek istiyorlar falan. Gidenler de geri gelecekler. Bunu göreceksiniz. Türkiye dinamizmiyle, gücüyle biz dünyanın merkeziyiz. Bunu ben söylemiyorum. Çok önemli bir şey. Bakınız Napolyon diyor. Napolyon diyor ki önemli bir adamdır Napolyon. Tamam. Dünya diyor tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyor. Evet. Ben söylemiyorum. Şimdi haritayı geçen bir sunum yaptım arkadaşlara. Orada da gösterdim. Şimdi Türkiye haritasını göz önüne getirin. Şimdi bir Avrupa, bir tarafta Asya, bir tarafta Afrika, tam ortada Türkiye. Yine İpek yolunun geçtiği yer Türkiye. Efendim enerji hattının geçtiği yer Türkiye. Ticaret hattının geçtiği yer Türkiye. Türkiye önemli. Türkiye'ye yapılan yatırımlar tek başına enerji yatırımları, enerji hattı yatırımları bile. Yine Orta Doğu'dan bir enerji hattı projesi yine Türkiye'den geçiyor. Bu Türkiye'nin önemini daha da arttırıyor. Her geçen gün daha da artacak. Bu görülüyor. Yine biliyorsunuz Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Evet. Şu anda aslında dünya siyaseti bunun üzerinden şekilleniyor. Kilit ülke Türkiye ve hatta Türk Devletleri Teşkilatı. Doğru. Yani, oradan da geçiyor. Evet, evet. Oradan geçiyor. Şeyden Doğu Türkistan'dan geçiyor. Oradan Türk dünyası üzerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçecek. Orada da işte mantık nedir? Madem söyledik, onu da söyleyelim. Pekin'den bir tren kalkıp Londra'da aynen böyle, tabii, dağıtım yapacak. Çok tabii, önemli. Tabii. Bu açıdan da Türkiye'nin ve geçtiğimiz günlerde çok önemli bir zirve gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın stratejik önemi daha da artmış oluyor. Bu Türkiye'nin evet, geleceğidir. Bu süreçten inşallah Türkiye çok daha güçlü çıkacağına inanıyorum ki bu korona bir hastalık mıdır? Efendim bir biyolojik savaş mıdır? Ürünü müdür? Nedir? Bu tartışılıyor ama evet, bunun da hatta dijitalleşmenin de insanların efendim evlere
girmesi, hayatın dijitalleşmesi, e-ticaretin gelişmesinin de bununla ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Geçen bir deniz ticaretinde aktif bir şirketimize ziyarette bulundum. Dedim ya, konteyner sıkıntısı var diyorlar. Dedim ben size konteyner üretip vereyim, olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Çin'den çıkan, birim zamanında çıkan konteyner Çin'e geri dönmüyor. Bu da tedarik zincirini kırıyor. Doğru. Tedarik zincirinin kırılması belli malların yerlerine ulaşmasına, tüketiciye ulaşmasını engelliyor. Bu da ekonomik krizlere sebebiyet veriyor. Böyle domino etkisi var. Kesinlikle. Bunları anlıyoruz, algılıyoruz, görüyoruz. Her halükarda bu süreçten dünyada güç yer değiştiriyor. Güç yeni bir dengeye oturuyor. Çok uzun bu konu bu ama. Evet, Asya'ya kayıyor biraz aslında. Ortada kim var? Tabii, Türkiye var. Biz varız. Tabii. Bu burada işte tabii lojistik imkanları açısından baktığınızda ben size iki şey sorayım o zaman bu dış ilişkiler konusunu açtınız. Bir tanesi Doğu Akdeniz'de en önemli liman aslında Mersin ve bir ana konteyner limanından bahsediyordu. Daha önce Mersin olarak planlanmıştı ama en son hazırlanan 11. kalkınma planında işte Akdeniz'de bir yer diye bir ifadeyle düzeltildi bu. Değiştirildi daha doğrusu. Mersin buna çok ciddi bir tepki gösterdi. Sonra tekrar Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir açıklaması oldu. O yok işte Mersin olacak falan dedi. O konuda ne diyorsunuz? Bir de ikinci konu lojistik köy konusu. Evet. Biz o konuda bir master plan hazırlamıştık. Çok da epeyce bir zaman oldu. 10 yıla yakın bir zaman oldu. Daha sonra iki bakanlık arasındaki anlaşmazlıktan olmadı. 8 tane lokasyon belirlemiştik burada. Yani Mersin lojistik köy ihtiyacı da madem bu uluslararası lojistik konusuna girdiniz, onda da düşüncelerinizi almak isterim. Kesinlikle öyle. Dünyanın da şu anda gündeminde bu var. Kentimizde de ki bununla ilgili büyük lojistik merkezleri kurulması Marmara'da değişik yerlerde bunlardan bir tanesi de Mersin. Çok önemli. Lojistik sektörünün zaten az önce bir kuşak bir yol projesinden bahsettik. Evet, Çin, bu tamamen sizinle ilgili. Lojistikle ilgili bir konu. Burada da Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı çok önemli bir yer şey yapıyor. Yani Çin'le Avrupa arasında aslında o noktada tabii, biz varız. Geçiş noktası. Bu projenin gerçekleşmesi için her iki taraf açısından da bu bölgenin istikrarlı olması efendim çok büyük önem arz ediyor. Bu hub port meselesini ilk gündeme getiren biziz. Yani şeye de ben bunu arkadaşlarımız meclis tutanaklarından o zaman anlayıp algılayıp bunu biz ilan etmiştik. Hı hı. Bunun yapılması gerektiğini söylemiştik. Hatta belli başlı kurum ve kuruluşlarımız, şimdi söylemeyeyim kimler olduğunu, arayıp bize sormuşlardı ya bu doğru mu diye. Hı hı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey bunu açıkladılar. Evet. Bunun Mersin'e yapılması yapılacağını açıkladılar. Evet. Öyle diyorlarsa bu Mersin'e yapılacaktır, yapılmalıdır. Hı hı. Mersin bu konuda birlik beraberlik içerisinde hareket etmelidir, siyaset üstü davranmalıdır. Çünkü Mersin bakınız 3 Ocak yaklaşıyor. Evet. 3 Ocak yaklaşıyor. Çok ilginç. 100 yıl önce bundan 17 Aralık 1918 İngilizler çıkıyor. 1 Ocak 1919 Fransızlar çıkıyor. Ve sadece Mersin'i işgal etmek üzere çıkmıyorlar. Aslında bölgedeki Adana, Maraş, Antep ve diğer şehirlerde işgal eden tüm askerler Mersin'e çıkıyor. Mersin üzerinden dağılıyor. Doğru. Bundan 100 yıl önce. Doğru. Yani Mersin'in aslında jeostratejik önemi buradan da ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Mersin'in bizim daha da büyümesi, daha da kıymetlenmesi, daha da değerlenmesi, bir lojistik merkezi haline gelmesi demek Mersin'in bizden sonra yaşayacak, Mersin'de yaşayacak çocuklarımızın güçlenmesi demek, daha güzel bir kentte yaşaması demek, daha refah içerisinde yaşaması demek. Aslında siyaset ortak güçlü bir parlak bir gelecek inşa etmek hedefi üzerinde birleşir, birleşmelidir. Biz de bu noktada hazırız, bu noktada çalışıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Yani hep böyle ayrılıklarımız, gayrılıklarımız konuşuluyor falan ama aslında hepimizin ortak, tek ortak şeyi ortak parlak geleceğimizdir. Eğer parlak hale getirirsek. Evet. İşbirliği yaparsak, birlik beraberlik ortaya koyarsak bu tabii şeyle karıştırıldı biraz. Biraz siyaset malzemesi yapıldı. Bu Mersin limanındaki iskele genişleme çalışmalarıyla bu hub port meselesi birbirinden bambaşka, farklı şeyler, çok bambaşka şeyler. Tabii.
O da bir şeydir. Şu anda Mersin Limanı son derece aktif, faal çalışıyor. Çalışmalıdır da. Ha, kent ekonomisine daha çok yansıması olmalıdır. Onu da söyleyeyim yani. Tabii. Olmalıdır bir şekilde. İşletmeci şirketin kentte daha çok katkıda bulunması gerekir. Değişik vesilelerle, değişik enstrümanlarla. Ama Mersin Limanı önemli. Yeni bir hub portun yapılması önemli. Bu bir efendim bir taraf Galatasaray, bir taraf Beşiktaş'ı tutuyor gibi bir şey değil bu. Tabii, kesinlikle. Bu Mersin'de hep beraber yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte. İnşallah Mersin, geçen Ticaret Odası Başkanımız da yine bir şeyde o da paylaştılar. Mersin'in çok güçlü, çok büyük bir lojistik merkezi olması bekleniyor. Evet. Burada da bizlere çok büyük görev düşüyor. Aslında tabii yerli yönetici olarak sizin bunları doğru algılamış olmanız da çok sevindirir. Çünkü ben kulaklarını çınlatayım aslında. Macit Başkanıma bu lojistik master planı hazırlayıp bir sunum yaptık. Çok ilgisiz davranmıştı. Yani söylemek zorundayım gerçekten. Yani düşünün, 1,5 yıllık bir çalışma yaptık. Mersin'in lojistikteki mevcut olan altyapısı nedir, eksikler nedir? Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu hepsi incelendi. Bir sürü literatür tarandı, toplantılar yapıldı, çalıştaylar yapıldı. Ortaya 1500 sayfalık bir eser çıktı. Ve biz bunun sunumunu yaptık Macit Bey'e. Macit Bey bizi yarı uyuyarak dinledi. Yani utandım ben şahsen. İstanbul'dan konuklarımız gelmişti. Yani ve ne olduğunu bilmediğini saygı duyarak dinledik. Onu anlatmaya çalıştık yani lojistik merkezin ne kadar önemli olduğunu. Bakın bugün İtalya'da, İspanya'da her birinde aşağı yukarı 25-30 tane lojistik merkez var. Ve o kentlerin, o bölgenin, o ülkenin hareketleri ciddi şekilde artıyor. Dış ticaretine büyük katkı sağlıyor. Biliyorsunuz lojistik merkez sistemi kurulduğu zaman şu an limandaki kargaşa, o elleşme işlemleri falan bitecek. Demir yoluyla o lojistik merkeze geliyor. Bütün ürünler, yükler orada elleşleniyor. İşte gümrük var orada, tır parkı var, banka var. Her şey var orada. Bütün operasyon orada gerçekleşiyor. Tekrar oradan dünyayı da alacak. Tekrar vagonlarla limana gelip daha küçük parça halinde gidecekleri yere gidiyor. Ya da Türkiye içine ithal ediyor. Dolayısıyla lojistik merkez kavramını aslında bütün yöneticilerin doğru algılaması lazım. O konuda yani kentin büyük ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Türkiye'nin aslında ihtiyacı var. Bu yeni bir dönem. Türkiye açısından yeni bir dönem. Mersin açısından yeni bir dönem. Bölgemizde de büyük lojistik şirketleri var. Yatırımları var. Özellikle Arpaç Yalınayak bölgesinde liman evet. bağlantılı çalışıyorlar. Evet. Şu anda bildiğim kadarıyla limanın dışındaki gümrüklü sahalar bile dolu. Tabii tabii. Ben aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyim. O gümrüklü antrepoların bakanlık adına denetimini yapıyoruz. Orada çok ciddi şekilde Mersin'de şu an 55 tane A tipi, 19 tane C tipi antrepo var. Bu ne demek? Bunların daha güçlenmesi, büyümesi demek. Tabii. Biz bölgemizde bunların İstihdam olmasından demek. Memnunuz. Daha da çoğalmalarını, daha da sektörün güçlenmesini istiyoruz. Çünkü istihdam demek, yatırım demek, sermaye demek, iş demek, ekmek evet. demek. Bunları arttırmak bizim için evet. önemli. Yani şu hep tartışılır. Efendim Türkiye bir, Mersin bir tarım şehri midir, turizm şehri midir, efendim lojistik şehri midir? Hepsidir de. Hepsidir. Tabii. Zaten tüm yumurtaları aynı sepete koymak mantıklı da değildir. Tabii. Tabii. Yani sadece turizme yatırım yaparsınız, bir kriz olur, işte yaşadık bunu. Tabii. Ne olur? Kent ekonomisi çöker, alt üst olur. Ya da lojistikle ilgili bir sıkıntı yaşanır, siyasi bir sıkıntı yaşanır, yine çöker. Aslında çok tamam. farklı, birden çok sektörde yatırım olması, kesinlikle. Birden çok sektörde faaliyet olması. Ama bunların ülke gerçeklerine, dünya gerçeklerine, dünya gündemine Tabii. uygun, uyumlu ve entegre olması çok önemli. Artık Kesinlikle. Şunu hiç kimse yapamıyor. Yani Çin'in efendim bir ideolojik duruşu var ama görünen. Şu anda şimdi kapitalizmin önemli bir enstrüman, önemli bir parçası değil mi Çin? Tabii, öyle oldu. Ya da İran. Tabii. Ya da başka bir şey. Dünyadan kopmak, dünyadaki network'ten kopmak ama kendi kimliğimizle, kendi duruşumuzla, kendi menfaatlerimizle, başka birinin Tabii. efendim yönlendirmesiyle, söylemiyle, telkiniyle değil. Ülkemizin ve vatandaşımızın menfaatleri doğrultusunda, parlak geleceğimiz doğrultusunda organize olmak, dünyayı anlamak, algılamak. Zaten bu yüzden az önce söylediğim güncel bilgi. Bu tüm sektörler bundan etkilenir. Kesinlikle. Yani çok iyi tarım yapıyorsunuz ama güncel bilgiye sahip değilsiniz. Kullanılmaması gereken bir ilaç kullanıyorsunuz. Ondan evet. sonra diyorsunuz ki ben ürünümü satamıyorum. Onu anlamak, evet. algılamak, bilmek zaten Tarım Danışma Merkezimizin mesela faaliyetlerinden bir tanesi de bu. İhracat diyoruz. İhracat süreci neden başlıyor? Daha ilk dikimden başlıyor. Hatta bahçe, tarla Tohumdan şartlarının başlıyor belki.
oluşturulmasından başlıyor, tabii, tohumdan başlıyor. Süreci en baştan itibaren doğru yönetebilirseniz, tabii, başarılı oluyorsunuz. Artık dünyadan kopuk bir süreç yönetmek mümkün değil. Tabii. Bunu da anlamak, algılamak özellikle Mersin açısından, Mersin Türkiye'nin Orta Doğu'ya, dünyanın öbür yarısına hatta açılan en önemli kapılarından biri. Ben İskenderun Demirçelik'te de uzun yıllar çalıştım. Orada da yine liman modernizasyonu yap. Orada daha yığma şeyler vardı, yükler vardı. Daha evet, sanayi yönelikler vardı. Evet. Tabii farklı. Evet. Ya da Arnavutluk'ta Duresport limanının işletilmesiyle ilgili o dönemde çalıştığım şirketin şeyi vardı. Sürekli güncel bir akış var. O akışın, hı, içerisinde olmak, anlamak, algılamak ve ona uygun stratejiler geliştirmek son derece önemli. Evet, evet, şimdi sizin uluslararası ticaret konusunda yüksek lisansınız var. Biraz da oradan konuşalım isterseniz, çok az da olsa belediye başkan kimliğinizin dışında. Mersin ihracat fazlası veren bir şehir. Yani ihracatla ithalat arasındaki, evet, farkta ihracatı daha fazla olan bir şehir. Ve son dönemde de geçen yıla kıyasla %30 civarında bir artış var. Tabii döviz kurunun da bunda etkisi oldu ama Mersin'i uluslararası ticarette nasıl bir yerde görüyorsunuz? Aslında konuya bir kenarına ucundan girmiş olduk. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Çin dedik. Çin uzun zamandır önce belli üretimi arttırdı. Kaliteye düşüktü. Sonra kaliteyi arttırdı. Ondan sonra da tüm dünyaya tedarik etmeye başladı ürünlerini. Şimdi belli bir süre önce Çin açıkladı. Dedi ki biz dedi ihracata dayalı ekonomiden içe dönük ekonomiye dönüyoruz. Üretime dönüyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu biraz da aslında siyasi bir karar. Yani, hı, üzerinde çok konuşulacak bir karar da, hı, bu tabii tedarik edilen, tedarik sağlanan toplumları, devletleri sıkıntıya sokacak da bir şey. Çünkü belli ülkelerin, bizde de belli sektörlerde öyle bir durum var. Ara mamülü alıp montajlayıp ihraç etmek ya da iç piyasaya satmak durumu var. Şimdi Çin içe dönünce aslında dünyada bir bu konuda bir boşluk oluştu. Doğru. Zaten Avrupa ve Amerika'da iş gücü sıkıntısı var. Daha çok know-how ve belli sektörlerde faaliyet var. Türkiye'nin aslında çok önemli bir fırsat ortaya çıktı. Türkiye ve bağlantılı ülkeler, hı, arasında, Türk Devletleri Teşkilatı açısından bu noktada üretimin arttırılması ve bunun dünyaya açılması, ki Sayın Cumhurbaşkanımız da ihracata dayalı modele geçiyoruz açıklaması yaptı. Eş zamanlı olarak Çin'den gelen bu açıklamadan sonra bu önemli. Bu Türkiye açısından bir fırsat. Hı hı. Bu fırsatı doğru değerlendirmek gerekir. Hele hele böyle genç, dinamik iş gücümüz de varken, bunun bu yapacak üretimin, bu yeni modelin dışarıya açılan en önemli kapılarından biri de Mersin. Bu açıdan önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar olacağını, hı hı, Mersin'imize, ki ilgilenen şirketler, küresel şirketler olduğunu da biliyoruz. Bize de bunların yansımaları geliyor. Öngörüyorum. Bu açıdan Mersin'in gelecekte hem üretim açısından belli sektörlerde, hı hı, hem de lojistik açısından çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Ben de aslında göreve geldiğim günden beri hem ticaret odasının, ticaret odamızın hem efendim Akdeniz İhracatçı Birlikleri var, İş adamları, derneklerimizin, efendim MÜSİAD'ın, MESİAD'ın, MİSİAD'ın her programında hep şunu söylüyorum. Biz insanımızı, Toroslarımıza, Mersin'imize davet ediyoruz. Destek vermeye de hazırız. Şimdi özel sektörden de geldiğimiz için aslında birçok problemimizin çözümü yeni iş yerlerinin açılması, yatırımın yapılması. Kesinlikle. Yatırım, yatırım için sermaye lazım, yatırımcı lazım. Ve bunun aslında ciddi yansımalarını da görüyoruz. Toroslarımıza ilgi son derece büyük, ciddi büyük bazı gruplar Toroslara girdiler. Bu bir gösterge aslında. Önümüzdeki dönemde de bunun gelişeceğini düşünüyorum. Bir merkezimizde bir sanayi bölgesi ihtiyacımız var. Bacasız sanayi diyelim, atölyeler vesaireler. Bunu geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Meclisimizde de konuşmuştuk. Biz Çivi Çukuru diyoruz. Çivi Çukuru hem şehre yakın, efendim otoban giriş çıkışına yakın, yayla yoluna yakın, tam şehrin göbeğinde bulunan. Kaç dönüm başkanım olsa?
Brüt 4000 dönüm. 4000 dönüm. Biz oradaki DSI hattını şey yapıyoruz. DSI hattının altındaki bölüm 2500 dönüm. Şimdi belli meslekler, meslek grupları yer istiyorlar. Hepsine buradan çok selamlarımı, iyi. Sevgilerimi sunuyorum. Değişik ortamlarda görüşüyoruz. Mersin'imizde böyle bir yerin olması çarşıya da faydalı olacaktır. Tüm ilçelerimize faydalı olacaktır. Yeni iş yerlerinin açılması, insanımızın burada çalışması faydalı olacaktır. Bu konuda bir fikir ayrılığımız vardı ama geçtiğimiz günlerde onu da açtık gibi görünüyor. Mülkiyeti kime ait oranın? Mülkiyeti vatandaşta. Vatandaşta. Tabii değişik modellerle bu yapılabilir. Yani tabii, şu şeyde tabii. Değiliz biz. İlla biz belediye olarak buraya girelim, burada tabii, bir şey tabii. Yapalım falan değil. Benim için önemli olan yatırımın gelmesi. Evet, öncülük yapıyorsunuz. Tabii yatırımın önünü açmak. İmar planlarında buranın ona göre değerlendirilmesi, ona göre işlenmesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da yine geçtiğimiz günlerde bir toplantıda yine çivi çukuru dedi kendileri de. Bu önemli, kıymetli bir şey. Tabii hep beraber kentimizin geleceğini beraber inşa etmemiz önemli, kıymetli. Orada yapılacak yatırımı, mesela madeni sanatkarlar bir şey istiyor. Efendim mobilyacılar bir site istiyor. Artık konsept bu. Çok güzel olur yani, böyle farklı dağınık, farklı şeyler. Hatta, değerli toplu. Tabii değerli toplu. Çok değişik sektörlerden talep var. Beni ilgilendiren üretimin artması daha verimli. Evet. Mesela orada belli şartlar sağlanarak girdi maliyetleri düşürülebilir. Kesinlikle. Efendim yemek, lojistik, ulaşım vesaire giderler düşürülebilir. Orada bir yani şeyde şehir içinde apartman altlarında ki küçük dükkanlarda üretim yapmak yerine daha güzel şartlarda daha iyi bu sağlanabilir. Bu bana göre Mersin'in açısından heyecan verici bir süreç. Bence bunu da hep beraber siyaset üstü bir bakışla Mersin'imize kazandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ha bunun Toroslar'da olması da ayrı bir güzel. Evet. Tabii. Başkanım şimdi mesela son zamanlarda epeyce bu üç harfliler diye adlandırılan büyük zincir marketler var. Biliyorsunuz onlarla esnaflar arasında ciddi bir kapışma var. Evet. Haksız rekabetten dolayı. Tabii burada aslında biraz küçük esnafa da mesela benim kişisel olarak bir sözüm var. Ben aynı zamanda bir yönetim danışmanıyım. Şirketlere danışmanlık ve eğitim hizmeti sunuyoruz. Mesela marketlerin bir araya gelip ortaklaşa iş yapma kültürü olursa o zaman satın almaları daha kolay yapmaları mümkün olmayacak. Yani şimdi hani tamam çıkalım A101'e kızalım, BİM'e kızalım da hani bir de bir kendi aramızda bir oturup takkeyi önümüze koyup bir düşünmek lazım değil mi? O konuda bir ortak hareket etme kültürü çok önemli ve toplumda güven oranı %8'lere düşmüş durumda. Yani Türkiye'de insanların %92'si birbirine güvenmiyor. Bu erozyon nasıl giderilebilir? Ya beraber iş yapma kültürünün tabii gelişmesi lazım. Bir de tabii dünyanın bir gidişi var. Bazen hoşumuza gidiyor, bazen hoşumuza gitmiyor. Yani 50 yıl önce herhalde ki biz çocukluğumuzda, gençliğimizde bir futurist yazarları falan okuyorduk. Ya da şeydi böyle o zaman iletişim ve ulaşım imkanları çok geniş olmadığından yurt dışından işte bir gurbetçi geldiği zaman anlattığı zaman böyle heyecanla dinlenirdi. Evet. Hatta bazen onlar da farkında olmazlardı. İşte bir kart veriyorlar bankaya da takıyorsun para çıkıyor falan. Sanırlardı ki biz onu bilmiyoruz. Halbuki bu bankacılık sistemi, ATM'ler falan dünyanın birçok ülkesinden daha erken gelmiştir Türkiye'ye. Doğru. Şu anda bu şeyler kalktı. Mesela AVM'ler anlatıldığında işte şehir dışlarında büyük yerler ve oralarda insanlar gidip alışveriş yapacak falan. O zaman iletişim ve ulaşım şartlarına uygun değildi. Şimdi şu anda bu imkanlar, bu şartlar değişti. İnsanlar mesela tek çarşı olurdu her şehirde daha önce. Doğru. Değil mi? Mesela çarşıyla ilgili de buradan Bekir Başkan'a da selam olsun. Evet. Çarşıyla ilgili de mesela temel sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi şehir büyüdü. Herkesin arabası var. Arabası olmayanın farklı şekilde ulaşım imkanı var. Şehrin farklı yerlerinde çarşılar oluştu. Öyle olunca da çarşıdaki yoğunluk azaldı. Ha bunu efendim bu böyle oluyor bunu kabul edelim anlamına gelmez. Bununla ilgili tedbirler alınabilir. Bir şey, kentin çarşısı önemlidir, kıymetlidir. O şehrin hatta kimliğidir. O kimliği muhafaza etmek gerekir. Bununla ilgili tedbirler almak gerekir. Şeylerle ilgili de yani önce şöyleydi. Mahalle bakkalı süpermarkete karşıydı. Şimdi daha da büyüdü. Market zincirlerine karşı duruma geldi. Çok ciddi bir şey yapıyorlar. Hatta bununla ilgili sosyal medyada değişik paylaşımlar oluyor. Yani sen filan markete gidebilirsin ama işte
zor gününde, dar gününde mahalle bakkalı gelir falan. Bu da sosyolojik bir karşılığı da var bunun. Var. Ama tabii bu bakkallar odası başkanımızla da bunlarla sohbetini yapmıştık. Bir şekilde mahalle bakkalının bu tek başına bu yeni gelişmeye karşı mücadele etmesi kesinlikle çok mümkün değil. İşbirliği yapılması tabii, gerekir kesinlikle. Evet. O konuda aslında ortak projeler geliştirebilir. Başkanım, canlı yayında süre çok hızlı geçiyor. Şu an aşağı yukarı bir saati tamamladık. Gerçekten. Ama evet. Ama şimdi bu 3 Ocak meselesi çok önemli. Sizin de o konuda güzel bir projeniz var. Evet. Mikrofon sizde. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi 3 Ocak'ın bu sene 100. yılı. Evet. 3 Ocak nedir? Mersin'in kurtuluşudur. Az önce bahsettiğim 17 Aralık 1918 ve 1 Ocak 1919'da Mersin limanına İngiliz ve Fransız gemileri yanaştı ve asker çıkardılar ve peyderpey önce Mersin'i sonra Mersin çevresindeki şehirleri işgal ettiler. Tabii o günler Allah bir daha bu millete yaşatmasın. Amin. Gerçekten son derece zor. Geçtiğimiz günlerde yine yaptığım bir sunumda Anıtkabir'deki o işgal haritasını, sevr haritasını gösterdim. Onu göstermemiz lazım, anlatmamız lazım. Şöyle bir eğilim var. İşte biz hepimiz dostuz. İşte aman unutmayalım. 29 Ekim'de de işgalcileri bizzat tek tek söyleyerek andım ki bunu anlasınlar. Bunlar aydan gelmediler, uzaydan gelmediler. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar bizim ülkemizi, bizim vatanımızı işgal ettiler. Çok doğru. İnsanımıza eziyet ettiler. Bizim değerlerimizi çiğnediler. Mesela Çavuşlu'da eşi yanındayken kör bir gazi, Yemen gazisi, savaşta kör olmuş bir karısına saldırdılar. Kendisinin direnmesi üzerine de feci şekilde öldürdüler Ümmü teyzemizi. Biz işte o teyzemizin mezarını bulduk, mezarını tamir ettirdik, düzenledik ve bu yıl 3 Ocak programımız içerisinde bir anma töreni düzenleyeceğiz. Hı. Yani bunlar bu şehirde oldu. Bizim dedelerimiz bunu yaşadılar. Bunları çocuklarımıza anlatmamız bizim için önemli. 3 Ocak'ta değişik etkinlikler yapıyoruz. 2 Ocak Pazar günü Çavuşlu mezarlığımızda Ümmü Angün ve Ümmü Erdem teyzelerimizin, Allah rahmet eylesin, Allah mezarları başında anma gerçekleştireceğiz. Bu az önce söylediğim olay ki onların torunları da bizim arkadaşlarımız, bizim içerimizde yaşayan insanlar. Yine 2 Ocak Pazar günü saat 14'te Kuvayi Milliye Karargahı açılışı yapacağız. Nedir Kuvayi Milliye Karargahı? Mersin'e gelen işgal kuvvetleri Buluklu'da bir taş binayı karargah olarak kullandılar. Buradan Sayın Valimiz Ali İhsan Su Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kendisinin destekleriyle biz oraya aldık. Efendim restore ettik ve orayı bir nevi bir Kuvayi Milliye evi, Kuvayi Milliye karargahı, Kuvayi Milliye müzesi haline getirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz bunu anlaması, bilmesi gerekir. Hı hı. Orada Kuvayi Milliye'de emeğe geçmiş, alın teri akıtmış, kan vermiş, can vermiş herkes olacak. Kuvayi Milliyecilerin torunlarını, ki hepimiz Kuvayi Milliyecilerin torunlarıyız. Evet. 2 Ocak Pazar günü saat 14'te Buluklu'daki Kuvayi Milliye karargahımıza davet ediyorum. Açılış yapacağız. Çocuklarımız orada tarihimizi anlayacaklar, öğrenecekler. 3 Ocak Pazartesi günü saat 8'de de Toraslar Belediye'mizin önünden Cumhuriyet Meydanı'na 3 Ocak yürüyüşümüz, ki bu gelenekseldir. Evet. Benim dedem de Kuvayi Milliye gazisidir. Her yıl 3 Ocak'ta atlanmışlar, kalpaklarını giymişler, madalyalarını takmışlar ve geçit resmi yapmışlar. Korkunca. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 Ocak Pazartesi günü saat 8'de Toroslar Belediye'mizin önüne davet ediyoruz. Türk bayraklarıyla davet ediyoruz. Bu siyasi bir etkinlik değil, milli bir etkinlik. Tabii. Hepimizin kurtuluşu. Ayrıca şunu da söyleyeyim, 15'te aynı gün 3 Ocak Garnizon Komutanlığı bando gösterisi olacak Yunus Emre Kültür Merkezimizde. Kıymetli komutanımıza çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. 18'de de 3 Ocak Sihir Dinletisi'nin ödül töreni olacak. Yine Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Şimdi burada tabii şu var. Mersin bir göç şehri. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız var. Onu da söyleyeyim. 3 Ocak sadece
bizlerin efendim değil, tüm Mersin'de, bugün Mersin'de yaşayan herkesin bayramı. Niye böyle söylüyorum? Bakınız, bu çok önemli bence. Adıyaman'da Hacı Bedir Fırat, Kuvayi Milliye kahramanlarını sayıyorum. Şanlıurfa'da Ali Sahip Bey ve Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu. Diyarbakır'da Mollazade Mahmut. Kilis'te Müslüman Bey. Adı başka bir şey ama lakabı. Erzurum'da Kara Fatma. Bitlis'te eski belediye mensubu Sadullah Bey ve daha burada isminiz birçok insan. Antep'te Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil. Maraş'ta Sütçü İmam. Bakınız, bizim Anadolu insanımız işgalcilere karşı Anadolu'nun her yerinde mücadele etmiştir ve bağımsızlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, liderliğinde kazanmıştır. Onun üstüne de Cumhuriyetimizi kurduk. 3 Ocak'ta Türkiye'nin neresinden olursa olsun tüm vatandaşlarımızı bu kurtuluş ruhunu hep beraber yaşamak üzere davet ediyorum. Dedelerinin yaşadıkları memleketlerinde olmayabilirler, oradaki etkinliklere katılmayabilirler. Ama onlar da Kuvayi Milliyecilerin torunları. Onları da davet ediyorum. 3 Ocak tüm Mersin'in bayramıdır. Bunu anlamalı, yaşamalı ve yaşatmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda aslında çok heyecan da verici bir konu bu. Konuşacak da çok şey var ama bu şekilde bağlayalım. Herhalde zamanımızı doldurduk. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi bugün burada ağırladığınız için. Sağ olun. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum başkanım. Gerçekten keyifli bir program oldu. Su gibi aktı. Değil mi? Farkına varmadık. Gerçekten öyle oldu. Öyle oldu. Daha çok konuşacak şey var. Ben böyle sizin uluslararası ticaretle olan ilginizi birazcık daha öne çıkaracağımız bir program da yapalım. İnşallah. Ayrıca bir de tabii biliyorsunuz dış ticarette önemli bir şey aslında lisan. Yani akıcı bir İngilizceye sahip olmanız lazım ki dünyada dış ticaret yapabilirsiniz. Bir de tabii dış ticaretin genel kurallarını da öğrenmeniz lazım. Tabii ticari İngilizce özellikle gerekli. Toroslar Belediyesi belki Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanarak da kendi öz kaynakları da böyle bir Mersin'i ben hep şey olarak hayal ediyorum. Bir dış ticaret brokerlarının cirit attığı şehir olarak hayal ediyorum. Yani çünkü arka planda Antep'te, Konya'da, Kayseri'de, Malatya'da üretim var ama onların çıkış kapısı aslında burası. Yani burası o malları pazarlayan dış ticarette uzman insanların olduğu bir şehir olabilir. Kesinlikle. Belki Toroslar Belediyesi böyle bir projede yapabilir. Tabii kesinlikle yapabilir. Şunu görmemiz gerekiyor. Bizim belli özellikle Soğuk Savaş döneminde bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir çizgi koymak, vizyon koymak açısından doğumuza bir duvar örüp işte bu doğu bloku duvarı, demir perde hatta deniyordu. Yönümüzü tamamen batıya dönmüştük. Şu anda dünya değişiyor, güç dengeleri değişiyor. Hem doğuda hem batıda network'ü olan, hem doğuyu hem batıyı algılayan ve buna uygun hareket eden insanlar önümüzdeki dönemde güçlü olacaktır. En az batı dilleri kadar doğu dilleri de İhtiyaç çok var. Kıymetli Tabii. olacaktır. Belki biz de belediye olarak Toroslar Belediyesi Akademisi'nde Batı dilleri kadar Doğu dillerini de öğrenildi. Çince, Rusça, Arapça. Tabii yani. Kore mesela. Kore şu anda demokrasi şartlarında oluşturmuş. Güney Kore'den bahsediyorum tabii. Çok önemli bir merkez. Japonya öyle, Rusya öyle. Şey gibi Selçuklu çift başlı Anadolu Kartalı'nı sembol olarak benimsemiş ya. Aslında Anadolu'nun pozisyonu itibariyle bu gereklidir. Biz de ne doğudan ne batıdan vazgeçiyoruz. Hem doğu hem batı diyoruz. Türkiye'nin gücü de buradan geliyor. Zaten bulunduğu konum da buna uygun. Tabii. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konumuz Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'dı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni bir konukla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.